Dostlar selamlar. Yine biz. Bugün ayın 5'i. Ayın 5'i. Orada bir İngiltere'nin sefiri geçen videoda bahsetmiştik. Seni şey zannedenler oldu. Emin abi, Emin Çapan, İngiltere'nin sefiri Emin Çapan diyenler falan olmuş. Emin abiye de buradan selamlar gönderelim. Benim için İngiltere'nin sefiri odur abi. Direkt net. Eyvallah. Emin abi oranın yerlisi. Eşi falan oralı. Buradan da ona da selamlarımızı göndermiş olalım. Emin abi ne zaman yarışacak? Bilgin var mı senin? O da gene formda dolanıyor maşallah. O da tam net belli değil ama yılın sonuna doğru yapabilirmiş bir tane daha. Şu an dinlendiriyor eşiyle, tatile falan gidecek. En güzel. Ben de yarıştan sonra, yani hemen döndükten sonra, şu belimin arkasında yağ bezesi var ya benim, onu aldıracağım. Bir de şurada yağ bezesi var, onu aldıracağım. Onları aldırdıktan sonra hemen bir tatilini orada yapacağım yani. Şimdi ayın 5'i, yarışmaya kaldı 6 gün. Bugün cumartesi, önümüzdeki cuma günü podyumdayız. Siz muhtemelen bu videoyu pazartesi, salı günü falan izlersiniz. Biz o dönemde uçmuş olacağız. Pazartesi günü gidiyoruz. Muhammed abiyle beraber, o da benimle olacak sağ olsun. Umutcan abi orada, Umutcan Ceren. Buradan ona da selamlar, sevgiler. Sonra başka bir şeyimiz kalmıyor. Kontratı gönderdim. Kontratı geciktirmişiz biraz. Gene Türklüğümüzü gösterdik. Ben olimpiyada da geç kalıyordum biliyor musun şeye? Meeting'e. Seni bir şey yapsınlar ya, sosyal medyada Tubros'tan bir paylaşsınlar. Yani, haberleri vardı zaten de Ian'ın falan. Hani böyle official olarak, resmi olarak paylaşılmadı daha. Kontratı göndermedim. Tosi nerede lan, üstüne basmıyor mu? Biraz şeyin... Evet, Tuna sen de bahsedecektin, denk geldi tam. Ne abi? Uzaktan eğitimle alakalı. Ha, reis orada çalışıyor bu arada. Sürprizi kendi açıklasın bence. Ya şöyle, ben de şimdi zaten bu konuyla alakalı böyle bir paylaşım falan yapmıştım. YouTube'da da bahsetmiştik değil mi Antalya? Çok içtir bahsettin diye hatırlıyorum. Diye evet. Hatırlıyorum ben de ama dost doğru anlatayım. Yarışma sürecinde biraz zorlandığım için ben üyelikleri vesaire falan iptal etmiştim. İptalden kastım hepsine danışarak. İsterseniz size ücret iadesi yapayım, isterseniz de hani böyle daha sonrasında devam edebiliriz. Şu anda yarışmaya odaklanmak istiyorum demiştim. Fakat çok fazla talep var, çok fazla mesaj geliyor, mail olarak gelen var. Nasıl buluyorlar anlamıyorum ama numaramı buluyor abi. Arıyor beni. Birkaç, 3-4 defa denk geldi. Nereden buldun kardeşim diyorum. Mail tarafında bilmem bir yerde bir açık vermişsin vesaire falan diyor. Oradan abi buldum diyor. 118-80'i aradım buldum falan diyor. Olay bu noktaya geldi. Ben de zaten de dönüş yapacaktım. Hani uzaktan eğitimlerime, online eğitimlerime. Fakat biraz böyle yarışmadan sonraya bırakayım istiyordum. Şimdi bu konuyla alakalı çok güzel bir web sitesi tasarlatıyorum. Daha profesyonel olsun istiyorum. Shopier kısmından böyle esnaf gibi böyle işin açığı görünmek istemiyorum. İşi biraz daha böyle profesyonel bir seviyede yapacağız. Yarışmadan sonra, İngiltere'den sonra o işe başlayacağım. Muhtemelen İngiltere civarlarında falan duyururum. Sitemiz vesaire falan şeyimiz tam olursa, dört dörtlük olursa okey diyeceğiz, başlayacağız. Ama olmazsa sonrasında da sarkabilir. Yani ayın ortalarına doğru, Ağustos'un ortalarına doğru falan alımlara başlayacağım tekrardan. Bilginiz olsun. Müsabaka hazırlık paketlerim de olacak aynı zamanda. Bizzati olarak benimle iletişimde olacaksınız. O yüzden az adam alacağım, öz adam olacak ekipte. Çok fazla bu adam uğraşıyor. 1000 tane adamla gerçekten işini de çok severek yapıyor. Ben de öyleyim ama benim müsabık bir tarafım var. O daha çok hani şu dönemde bu işi sevdiği için çok güzel ilgileniyor sağ olsun. O zaman senin ekipten gelenler için bir MK montajı yapmayalım. Konuşmaya gerek yok yani, adam olimpiyat. Şurayı çektiğin zaman her şey ortada. Neredeyiz bugün? Bugün Professional Sports'a gideceğiz. Hasan abinin yanına, Hasan Telat abinin yanına. Hasan abimize de buradan selamlar. Dün gittik beraber. Mami vesile oldu. Ben çok normalde... iyi ya. Fashion'da ne biçim idman yaptık. Var ya, ben 5 ay sonra falan başladım zaten. Fashion zaten Türkiye'nin en iyi gym'i yani, açık ara. Ben UK'de de bir sürü gym'e gittim. Ama Türkiye'de açık ara yani. Çok güzel bir salon. Ya Hasan bütün ekipmanlar abi... Hammer Strength, Panata, ondan sonra Gym 80. Bir sürü yani evet. Ekipmanlar. Life Fitness. Müthiş idman yaptık dün ya. Şey var ya, ekipman dün var. Bir sırt yaptık yalnız. Muazzam. Zaten... Videoyu da koyarsın. Aynen. Şimdi bugün de şey yaparız gerçi. Bugün göğüs omuz yapacağız. Aynen. Pek benim tarzım değil. Ben ya göğüs çalışırım ya omuz çalışırım. Tuna birazcık fazla bir adede çalışması lazım. Yarış öncesi son itişler, çekişler. Onun için birlikte yapacağız. Şimdi burada normalde kuş konmaz veriyordu da kuş konmazı ben çok yiyemiyorum. Mideyi rahatsız etmiyor da şimdi şey, taze aslında kendim halletsem güzel olur. Izgara gibi vesaire falan yapsam güzel olur. O şimdi pakette geliyor ya, mikrodalgada bir ufak yumuşuyor ve çok onu yiyesim gelmiyor. O yüzden benim bir kombinasyonum var. Maydanoz, roka, salatalık. Üstüne böyle biraz zeytinyağı, biraz tuz, biraz limon. Biz bunu seçtik. Londra için. Müthiş. Yani Londra'da böyle bir daire gayet güzel, bahçesi de var. Burada da form check yaparız sabah. Ne kadarmış? Geceliği 4K. 115 pound. Zaten 7 gün kalacağız.
Yani bir gün için gayet iyi. Yani Londra'da iyi. Londra çok pahalı bir yer çünkü. Yasmin'le 1500 pound ödüyorduk. 1 artı 1 eve. Liverpool'da 2 artı 1 eve 1350 ödüyorduk. Onun için 1,5 yıl Liverpool'a taşınmıştık. Ama Londra tabii çok daha büyük. Yani İstanbul gibi. Bence 100 pound çok iyi. Olimpiya bileti almak öyle kolay değil. Bize güzel bir ev lazım. Formumuzu net çekeceğimiz. Yanlış mıyım Tunar? Mehmet başkanın kesesine göre git. Aynen. Mehmet abi sağ olsun bu konularda. Oğlum sen seç. Hangisini sevdiysen orası olsun diyor. Hiçbir masraftan da kaçınmıyor sağ olsun. Ya işte ülkenin eksik olduğu konu buydu abi işte değil mi? Yani son birkaç senedir böyle adam gibi sponsorluk olayları gelişti. Ve Mehmet abinin mesela bu anlamda çok katkısı oldu. Tamam biraz hızlı girdik vesaire falan ama adam sporcusunu destekliyor abi. Evet. Biz de böyle kafamız rahat gidiyoruz, yarışmamızı yapıyoruz, geliyoruz. Yani yoksa Türkiye'de bu iş çok zor. Tutuyor muyuz orayı? Alıyorum. Tamam tut orayı. Haşırttı Blackboard. Ne kadar tutuyor yarışma masrafı vesaire falan soruyorsunuz ya. Al işte konaklama direkt günlük 4K mı dedik? Şöyle bak. Günlük 4000'den 7 günde ne oluyorsa 28 işte. 30 bin civarına geliyor. 31 bin. İşte böyle vergisi mergisi temizliği cartı curtu 31 bin. 31 bin? 31 bin 433. Kolay değil. Ama değecek. Alacağız nasipse. Formumuza güveniyoruz. Şu anki formuma güvenmiyorum ama bir hafta sonra tutacak olduğum forma güveniyorum. Bir Tuna Angüler klasiği. Elim yüzüm düzgün mü bu arada? Kalktım, uyandım. Hiçbir sıkıntı yok. İyi tamam değil mi? Tuna Angüler klasiği olarak her şeyi gene sona bıraktık. Ha abi ne diyorsun? Yok gayet iyi gözüküyor. Yok. Ya hayır. Gene mesela formum önden gidiyordu. Sonlara doğru tabii ben biraz aç kalmaya falan başlayınca. Biraz aç kalmaya falan başlayınca. Koçta yedirdiği zaman da ben mesela 1 diyordu, ben 2 yiyordum vesaire vesaire. Ben kendime göre ayarladım bir şekilde. Buradan sadığa da gitmesin tabii bu muhabbet de. Yani tam dediklerini harfiyen yapamadığım için 4-4'lük bazı noktaları kendime göre uyarlıyordum. Bu da bence yanlış bir şey değil. %100'ümle gerçekten ona sadık kalabilseydim böyle bir şey yapmazdım ama bazı şeyleri değiştirmek zorunda kaldım diye. O anlamında eksik olduğum için. Ya boğazıma ben hakim olamıyorum arkadaşlar. Hani bunu şey amatörlük olarak görmeyin de gerçekten şu an kilom hani 100'ün üzerinde ortalama herhalde 98 civarlarında bir podyum yaparız diye düşünüyoruz. Suyumuyu sıktıktan sonra bu kilolarda podyuma çıkmak göt ister yani her baba yiğidin harcı diye. 70 kiloluk adam bana kalkıp şey diyor garibime gidiyor. Ya diyet yapmıyorsun da etmiyorsun da falan. Sol kolum kadar adele yoğunluğu var bana laf ediyor. Diyet yapsa daha güzel çıkar. E gel sen yap kardeşim o zaman. Büyümüş değil. Tuna Hanguler 2 tane R ile @gmail.com. İkinci öğünümüzü yiyoruz. Yine fit hafiften. Çok güzel yalnız. Benim inanılmaz hoşuma gitti. Evet. Bayağı güzel. İstanbul'da olsaydı sen de. Şimdi ben Antalya'ya gideceğim mi? Acaba diyorum orada nasıl olacak? Lara tarafına yeni bir şube isteriz valla. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra biraz dinlenelim. Güç kuvvet çok kalmadı. Enerji kalmadı. Enerjimize yansıyorsa yani fark ediliyorsa çok kusurumuza bakmayın. Artık son düzlük, su yüklemesidir, odur budur falan gerçekten yormaya başladı. Fakat formdan memnunuz. Güzel form çıkartacağız. Gerçekten vay be dedeceğiz yani izleyenlere. Kendimin en iyi haliyle tutacağım, çıkartacağım bir şekilde. Ne diyorsun reis? Kesinlikle aynı fikirdeyim. 7 günde çok şey değişir. Zaten iyi belinin arkasında ufak bir su var, o da zaten işe ip atacak. Birazcık aç bırakacağız, o kadar. Yedirmem ben yani. Domuz inadı vardır benden. Günü gelene kadar yedirmem. O yüzden dedim ki gel dedim. Erkenden gel, buradan beraber geçeriz havalimanına. Bizim onunla, beni tanıyanlar bu adamı zaten tanıyordur. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımızı bilirler. Çok eskiyiz biz onunla. Hatırlıyor musun şey zamanı? Big Man yarışıydı. Gebze'ye gitmiştik. Sen ta karşıdan işlerini halledip Marmara'yla bir ucundan bir ucuna gelmiştin. 3 saat yol. O zamanlar da beraberdik mesela. İnsanın etrafında güvendiği, böyle bilgisine, tecrübesine güvendiği birisinin olması çok iyi. Şimdi Sadık oradan söylüyor ama buradan canlı net bir şekilde gören biziz. Biz daha mesela farklı yorumlayabiliyoruz bazı şeyleri. O yüzden onun benim yanımda olması çok değerli, çok kıymetli. Beraber gidiyoruz oraya. Zaten arkadaşlığımız da çok iyi bir seviyede olduğu için. Fena. İngiltere fethi geliyor mu be? Gelmez olur mu ya? Öyle takılacağız orada ki. Öyle takılacağız ki Maiden Etli'de yarışa gideceğiz. Orada bağır çağır. Backstage'de alacağız koç biletimizi. Ben zaten 2 kere falan yarıştım burada. Ha, 3 kere tabii. Yarıştım. Sen o podyumda... Aynen. Ama güzel. Güzel yani. Maiden Etli güzel bence. Bir gün önce Boya'ya gideriz zaten. Bir saat sürmüyor zaten. Bir saat falan yani. Bizim i̇ki Londra'dan. 2
iki kat geçecek bize değil mi? Bir katı gece attıracağız. Bir gün önce zaten tartıya gittiğimizde bir kat da ertesi gün. Bununla beraber 3 oldu şimdi bak. Bir yarım kalmıştı. Burada indirim kodları var. Bu kodlar takımı özel eksik günlerim varsa bu kodlar. Nereye gidiyoruz Tuna Bey? Hasan abiyi arayalım. Eşine gidelim. Sıra sende. Ben arayayım ya. Team Proud. Team Proud. Aynen. CEO'su Yasmin Kodalak. Aynen. Bizim de bir markamız geliyor artık. Yavaş yavaş duyuralım mı? Evet. Önden bunu söyleyeyim. Bu kadar yeter. Evet. Yeter. Daha bahsettim. Bahsedersek kademe kademe. Short'tan bahsedelim. Şimdi oğlum onu net yapalım bak net. Böyle arabaları bu yüzden abi sevmiyorum ben de. Öyle de bir durum var. İki tane sen gibi böyle. Ayı gibi. İki kişilik zaten üçlük değil. İyi de yan yana bile sığmıyorum. Şey gibiyim, Formula 1 pilotu gibi oturuyorsun ya. Şimdi bir de dostlar şöyle bir durum var. Biz Muhammed abiyle beraber dedik ki biz niye bir şeyler yapmıyoruz? Bu adam şimdi uzun zamandır İngiltere'deydi. Ayrıydı. Bir araya gelince tekrar hani biz bir araya geldiğimiz zaman çok güzel beyin fırtınası yapıyoruz, güzel işler yapıyoruz. Forma yansıyor bu. Hem de iş hayatımıza, hani business anlamında yansıyor. Bu adamla her zaman güzel işler yapmışızdır. Dedik ki sektörün bir yarışma şortuna ihtiyacı var gerçekten. Çünkü kötülemek istemiyorum kimseye ama hakikaten şimdi artık Türkiye'deki adamlar terziler falan dikmeye başladı. Evet, şimdi bir şey söylemiyorum ama hani daha kaliteli şeylere ihtiyacımız var. Şimdi çünkü insanlar hep Türkiye'deyken yurt dışından almaya çalışıyor. Evet. Yurt dışından aldığı da NPC'ye uygun oluyor, kısa şort oluyor. Adam onu Türkiye şampiyonasında giyemiyor. Bizim elit tarafı içinde, NPC tarafı içinde boy uzunlu olarak şortlar aynen üretme niyetimiz var. Çok da güzel şık şeyler yapacağız. Tasarım çalışılacak tabii ki. Bunun daha kararını aslında 1-2 günlük verdik. Üzerine hiç çalışmadık ama çalışmaya İngiltere gerek yok dönüşü zaten. İngiltere dönüşünde bunu böyle bir hayata geçireceğiz. Yetiştirebilirsek Eylül'e söz vermeyelim ama güzel çok kaliteli şeyler evet çıkartacağız. Yani kaliteli olsun da geç olsun sorun değil. Adam aldığı zaman birkaç yarış çok rahatlıkla giyecek yani. Ya biz bir şey yapıyorsak kalitelisini yapmak zorundayız abi. Bize yakışmaz çünkü. Yani öyle bir seferlik aldı, şort giydi gibi değil de saklamak isteyecek yani o kadar kaliteli olacak. Kalite konusunda en ufak bir ihtimal bile yok zaten. Aynen öyle. Ama bu ihtiyaç var ve bunu yapabiliriz yani. Niye yapmıyoruz dedik Tunay'da. Hatta yani neden yapmadık diye konuştuk evet üzerine. Ya benim de uzun zamandır ya bazı şeyler işte ne bileyim geç olsun güç olmasın diyelim. Vardır bir hayır diyelim. Sorun değil. Daha çok şort giymiş olduk. Daha çok markayla çalışmış olduk. Keşfetmiş olduk. Öyle düşün. Aynen öyle. Şu an donanım anlamında çok daha iyiyiz. Elimizde farklı farklı markalarım var. Biz kendi istediğimizi yapacağız. Şimdi ben kendi şeyimden de bahsedeyim şimdi. Alt tarafıyla da ben yeni bir marka çıkaracaktım. Bunu zaten herhalde konuşmasını yapmış mıydık? Senle de yapmıştık. Evet. Markanın da ilk defa ismini gösterelim burada. Markanın ismi bu olacak. Çok böyle güzel bir anlamı var bende ve motivasyon anlamında beni çok güzel pushluyor bu isim. Ben bu ismi gerçekten iyi bir seviyeye getirip dünya pazarında bile olmayı planlıyorum. Farklı içerikler olacak. Ürün yelpazesi olarak olsun, renk seçenekleri olarak olsun. Tekstil üzerine başlayacağız ama daha çok farklı kanallara da yayılacağız. Böyle bir düşüncem var. Bunun da şeyini, fragmanını böyle bir söyleyeyim dedim. Bu yarışmadan sonra sene sonuna doğru bunları oturtma niyetim var. Sonrasında zaten yavaş yavaş ben yine müsabık kariyerime aynı şekilde devam edeceğim tabii ki de. Fakat kenardan ben de böyle bir şeyler kendi markamı kaliteli bir şekilde yapmayı planlıyordum uzun zamandır. Beraber de Proud'la da tabii çok güzel bir işbirliği. Proud X Snowflake. Ya kesinlikle. Kimlik tasarımı vesaire falan markanın kimliği vesaire her şeyi hazır zaten bekliyordu. Biraz bazı sebeplerden ben ertelemiştim bunu. Sene başında yapacaktım. Biz seninle konuşuyorduk hatta hatırlıyorsun. Çok iyi hatırlıyorum onu. Sorun değil. Sorun değil. Şimdi daha güzel yapacağız. Daha kaliteli yapacağız. Bu arada arkadaşlar Tunay'la pazartesi günü Londra'ya gidiyoruz. Maidenhead'de yarış olacak. Ben 3 kere yarışmıştım. Tunay ilk abi hadi birlikte gidelim dedi. Kalktık geldik. Sağ olsun. Aynen, sağ bir olsun beni kırmadı. Beni kırmaz mı benim? Yani bir haftalık bir güzel bir süreç olacak zaten. Şimdiden başladık biraz erken geldim ben bir iki gün. Çok fena geçecek. Aynen. Geçecek biliyor musun? Çok da güzel antrenman yapıyoruz. Ben de yeni başladığım için zaten.
Pazartesi 12 gibi uçuş, öyle hatırlıyorum. Oradan da saatiyle işte 2-3 PM'de orada. Aynen. 3 saat ileri atacak bizi. Aynen. 3 saat geri atacak gittiğimizde. O yüzden yarın antrenman yapalım dedik. Pazartesi dinleniriz diye. Bu arada tabii İngiltere'den gelirken elimiz boş gelmeyeceğiz. Ha aynen, bak onlardan bahsedelim. Aynen. Ben bir sürü şey... Tuna çok sever aşvaganda. Aşvaganda. Abi ben koli alacağım. Ne kadar getirebiliyorsam. Bir de şey alacağım. Bir de yohimbin alırız. Yohimbin alacağım. Melatonin alacağım. Melanotan fragment alırız biyolabdan. Fragment alırız, bir de bronzluk içeceği alırız. Aynen, o MT2 çok önemli ya. MT2 müthiş bronzlaştırıyor, böyle bir şey yok. 5 kere falan kullanıyorsun. Ben onu bir ara nasıl... Simsiyah oluyorsun. Nasıl yaptım biliyor musun? Tam havalar ısınmamış. Hala sweatshirt falan giyiyorum. Suratım açıkta ya sadece. Suratım daha fazla gün ışığı aldığı için. Onu şimdi kullandığınız dönemde biraz gün ışığı almanız yetiyor zaten. Hani renk pigmentlerini uyarıcı bir etkisi var. Ama şimdi yüzüm açık olduğu için, vücudum kapalı olduğu için yüzüm kop koyu olmuş. Ben farkında değilim. Vücudum zaten bronz. Böyle bir anım olmuştu. Sonra kestim onu tabii ki de. Çok sancısız bir bronzlaşma. Ben solaryum olarak yemin ediyorum var ya, illallah ediyorum. Bir de şöyle bir şey, tırnağınla ayak parmağına kadar her yerin aynı eşit renk oluyor. Evet, eğer solaryum yaparsan her yerin muazzam bir görüntü ulaştırıyor. Senin bir fotoğrafın vardı. Hatırlıyor musun? Simsiyah. Onu buraya bir yere koysanıza. Enes Aga sen onu koy, biz atarız sana. Böyle before masküler veriyorsun ya, böyle kop koyu. Aynen. Kuruduğun zaman çok güzel görünüyor işte ya. Bak formda evet olmayan adam da belki o kadar değil mi? Kuruyorsun, yapışıyor ya deri. Löp et rengi sanki yani böyle. Tam yarışma. Anladın mı? Adele rengi. Ya, aynen öyle. Sadık bana artık peptit kullanmayacaksın dedi ama fragment alınır yani. Diyete son 10 gün falan başlıyorum arkadaşlar. Benim böyle bir huyum var. Sonra bırakıyorum ama bu sefer iyi hazırlık yaptım. Forum aslında önden gidiyordu ama yani ben son bir hafta 10 gün yani sürekli olarak akşamları son bir öğün yedim yani pizza, burger. Kötü mü yapmışım? Gördüm. Bence formu. Kötü değil. İyi gözüküyorsun ama bundan sonrasında tabii en ufak hata yok yani. Sonuç olarak doluluğun güzel. Birazcık sadece boşaltıp ondan sonra suyu azaltıp başlayacağız doldurmaya. Sıkıntı yok. Çözeriz. Evet. Kahvemizi içeceğiz. Sadık abi de bizi paylaş. Bir müsaade. Eyvallah. Müsaade. Aa, ben de tatlandırıcı vardı ama bu erimez ki. Baran abiler nerede ya? Bu arada Baran abi geliyor yenge hanımla beraber. Ulan bununla da bayağıdır görüşmedik ha. Çok iyi denk geldi. Bu ekip bayağıdır görüşmüyor. Çok iyi denk geldi. Tunahan Bey tatlandırıcıyı kesti. Bundan sonrası 7 gün sek badicilik. Tatlandırıcıdan bile uzak. Çok acayip bir şey değil mi yani? Evet. Gerçekten mesela... Ufak şeyler çok, son zamanda fark çok yaratır tabii. Çok tutmasa bile evet. Bu formlarda fark yaratıyor. Yaratıyor. O yüzden onu da kesiyoruz. Mecbur. Aynen öyle. Son hafta ama. Ondan öncesinde çatır çutur zaten. Litrelerce ice tea içebilirsin. Hiçbir şey olmaz. Ben genelde sıvı ihtiyacımı koladan karşılıyorum. Oğlum, bana mesela Sadık şey yazdı, tamam mı? 9 litre su yazmış. Barış abi diyorum ki bana diyorum 9 litre kola yazsa içerim. Ama suyu içemiyorum. Baran şimdi böyle gelir. Goril gibi olmuştu böyle, ya bir dönem. Böyle böyle yürüyordu. Geliyor. Baran yine böyle. Yıllardır beklenen an gelmiş. Büyük buluşma. Kapı açıldı. Çok zaman oldu biz üçümüz. Belki de 3-4 senedir bir araya gelmemişizdir böyle. Abi, ne hızlı geldin abi. Abi. Güzel. Nasıl gidiyor? İyisiniz. İyi valla sen. Ben seni iyi gördüm ha. Ben sana da oğlum iyi olan sensin. Kavisler mavisler. Yenge nerede? Geliyor. Baran Kalaycı'yı tanıtmama gerek yok herhalde. YouTube'a da şey yapmış olduk. He ya valla. Biraz sıkışıktı ama. Abi çok iyi denk geldi. Biz tam buraya geliyorduk. 3 dakika falan vardı. Gelsene abi şuraya. 3 dakika falan vardı. Baran abi aradı. Biz dedi şeye geçiyoruz peşine. Allah Allah dedik, biz de geliyoruz 5 dakikaya. Öyle bir zaten sözleşmiştik de iyi denk geldi. Biz Yasmin'le hatta düşündük. Ben dedim Baran dedim Ağustos'un içinde falan bir düğünü vardı Yasmin, ona gidelim diye. Ne zaman evleniyorsun abi? 26'sında. 26 Ağustos'ta artık senin aramızdan bir yıldız daha kayıyor. Senin kaydı zaten. Kaç gün oldu abi sen geleli? 4 gün oldu.
birinde geldik. Bugün kaçı, beşi mi? Çok sığ gidiyor. Döndükten sonra rahat rahat görüşürüz zaten yine. Evet. Düğüne. Alcan burada tatil matil. Balayı malayı. Kanka balayı burada olmaz. Biz bir Kapadokya yapacağız düğünden sonra. Amerikalılar çok seviyor ya bu balon balon, internette görüyorlar hep. Çok gitmek istiyorlar. Bir Kapadokya yapacağız. Kapadokya'dan sonra zaten 5 Eylül'de dönüyoruz. Yani birkaç gün daha burada takılacağım. 5 Eylül. Bayağı buradasınız oğlum. Bayağı buradasınız aynen. 26 Ağustos düğün. 28-29'u gibi işte Kapadokya'ya gidiyoruz. Birinde falan döneriz muhtemelen. 3-4 gün duracağız. Çok durmayacağız. Sonra geleceğiz. 3-4 gün daha burada. Sonra döneceğiz. Fazla bile abi yeter. Çok fazla bile. Fazla yani bile. Benim orası bir de hızlandı. İçler güçler falan. Ama işte mecbur. Düğün müğün olayları. Yapılacak abi. Yapılacak. Yapacak bir şey yok. Başlıyoruz. Her ayına gelmiş, değişmiş. Her geldiğimizde değişiyor. Ben en son bir tanesine geldim. Jeremy'ler bizden sonra buraya geldi. Jeremy diyor ki ben böyle salon Amerika'da taze bulamıyorum diyor. Gerçekten fashion'ın da hakkını vermek lazım. Hasan abi gerçekten bu salonu çok iyi bir seviyeye getirdi. Zaten iyiydi de sürekli bir yenilik, sürekli bir güzellik. Herkes salon kapıyordu Covid'de. Covid'de adam içeriği bacak çekiyor. İngiltere'nin seviyesi, Amerika'nın seviyesi. Gidelim 15-15 gidelim bence. 15 daha koyalım. 15-15 gidelim. Ben bir yerde tıkanırım da siz devam edersiniz. Devam. Her spotta gittiğinde tabla onu olur. Seksen. Çok böyle sert ve güzel. Bir bu da sana ısı muhabbeti olsun. Böyle daha iyi bir şey var. 15 daha. Yorucu ama zevkli. Geliyor ya her gün. Hastasıyız. Form biraz daha geliyor. Biraz gel abi. Bir tane tam yapsana, bir tane tam yap. Bas. Nasıl çıkmış öyle? Sonuncuyu komple sana. Hayır, çok az. Komple değil yani, biraz. Klasik body, klasik bodyci yalanı. Hepsini aldı bana. Hayır. Devam. 3 daha gideriz. Bu bir. Bu iki. En yukarıda sıkıştıralım işte. Bu ne bir? İki tane daha alalım. Kısalara dönelim biraz. Hadi. Hayır. Yok, kısaya kalmadım ben. Komple biter. İki tane sağlam bodyciyleyiz. Böyle partnerin olunca yapıyorsun abi. Yekten olduğu zaman bazen motivasyon olmayabiliyor. Ama böyle agalarla hasbihal şekli. Son. Hadi. Güçlü. Bas. Bir. İki. Üç. Kısa. Tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Kısa. Tamam. Son hafta normal. Yine iyi gücün müthiş var. Kilo. Tabii. Kaç kalori alıyorsun şu an? Sen yiyorsundur gerçi. Kalori saymıyorum da bayağı düşük alıyorum abi. Yani kalori sayarak da hesaplamıyor zaten. Makroları yazıyor sadece. En iyisi myself. İkisi de gerçekten batsız bir evi. Valla. Öyle yarışlara denk geliyorlar ki. Hadi. Neyse turnuvaya gözünden bir gün vuracağız. Merak etme ama. Beraber alalım. Hadi. 1, 2, 3, 10. Güzel.
Adam dinleniyorum diyor. Hadi devam. 3 daha gideriz. Şimdi bas bana. Şimdi 2. Son güçlü. Bas. Çok. Son. Güzel. Okey, hepiniz bitirdiniz mi? Gitti. Tamam, yana açış yapalım. Birazını bıraksaydık. Hiç sen alırsın diye biz de aldık. Omuzları yine kapı gibi almış. Senin en büyük avantajın omuzları işte. Bizim sikletle omuzun gerçekten böyle bombeli olmasını istiyorlar ve hani orantısız bir doluluk istiyorlar. Ne kadar omuzun geniş olursa belki o kadar ince duruyor bir şey hep istiyorlar. Yani omuzların patlak olsun bence sorun yok. Ama göğsün, kolun falan onlara takıyorlar. Ama omuzların patlaksa, yüksekse sorun değil onlar için. Yeter ki belinle orantılı dur. İşte Baran abinin de biraz öyle bir problemi var. Beli de çok ince. Galatik gibi duruyor. Öyle bir durum var. Dokunuyorum sadece. Son. 3, 2, son bir daha. Oh. Evet. Baran Kalaycı yine bildiğimiz gibi. Yok doğru. Sana yakışıyor böyle fitness modeli gibi. Ama pro kart almamız lazım abi. Yeter. Israrla vermiyorlar ama alacağız. Biz alacağız. Benim tek şeyim hep diyorum gerçi videolarda. Arka arka yarış yapmadım. Evet. Yani benim tek sorunum. O yüzden şu düğünü Allah'ın izniyle bir atlatalım. Evet. Amaç forma girdikten sonra 3-4 yarış. Hadi. Hadi. İnşallah. Hadi 3 tane daha. Hadi. Hadi. Tam burada dövmenin orada da damar aynı şekli almış. Saçma sapan damarlar keşfetmeye başladım ya. Aynen mesela öyle sabah, şeyler. Tabii sabah mesela buramda ilk kez damar gördüm. Çok net belli oluyor. Olmuyordu. Böyle bayağı sabah böyle parmağım. Yapıyor musun? Yapıyorum. Ne kadar? Sabah yarım saat yapıyorum abi. İdman sonu da yarım saat. Ya ben de kardiyo yapıyor musun ama diye salak bir soru sorduğumu düşünmeyin. Bu adam normalde çok fazla yapmıyor. İşte. Evet, aynen. Değil mi? Yapmıyorsun beni çok fazla. Beni çok iyi tanıyor bu soruyu. Bu yüzden adam hiç yani yürüyerek forma girdiği için o yüzden soruyorum. Bu sefer ama sıkmış işimizi abi. Ya inan it gibi çalıştım yani valla. Yoksa gelmiyor abi o formlar, o istediğim formlar. Şimdi artık yani böyle 3-4 gün daha aç kalıp artık deneyi iyice inceltip ki 3-4 gün daha bize yeter. Salı akşamdan başlarız. Yavaş yavaş yemeğe. 2 güne anca dolar, 3 güne anca dolar zaten. Çok gereksiz bir doluluğa da ihtiyaç yok. Kuruluğumu kaybetmeden böyle sert, diri durayım. Biraz da şeye bağlı. Flat durayım yeter. Tabii. %80 dolu olsam yetiyor bana. Evet. İnce belli çıkmak istiyoruz oraya daha çok. Saatimiz kaç abi? Saat 20 var Asya. Tamam. Bir tur daha verebilirim. Yani ben biraz trapezden yanayım. Çok arka omuz yapmıyorum ben. Senin zaten öküz gibi trapez yapman lazım. O yüzden yapmıyorum arka omuz. Minimum sohbet, maksimum performans. İdmanda lay lay lom olmaz abi. İdmandan sonra ne konuşacaksak konuşuruz. İdmana gelene kadar gır gır şamata ama oraya girdiğimizde işimizi yapıyoruz. En iyi bildiğimiz işi yapıyoruz. Bir foto çeksin bize şurada. Kaç dakika var kanka? 10 dakika var. 10 dakika varsa trapez yapıyoruz, çıkıyoruz sınav. Hadi gel. Hadi. Şehirde alacağız gibi ya. Aynen. Hadi. Burada kozlarız biraz. Öğlen duruşu bu şekilde mi tek kullanalım? Bu olsun, bu olsun. Kesinlikle bu olsun. Tek tutsana hadi. Ben de diğerim.
Elini iyice kapatıyor çünkü elleri. Ha, böyle yapmış. Böyle daha güzel oluyor, biliyor musun? Yumruk yap. Çok iyi. Bir de parmakların... Sanki parmakları da daha iyi ya. Sanki böyle daha da kaya gibi duruyor. Evet. Arada şey yaparım. Çek. Tuna, dünden bugüne çok daha az terledim. Farkında mısın? Ne kadar azalmış dünden bugüne? Şuralarında birazcık var sadece. Evet. Çok az. Aynen. Bu normal ya. Onu da içecek 8 litre su içiyor. Ellerini koyma Tuna. Belini buluşturuyorsun. Yok yok. Bu şu an bundan maksat da şey yapıyor ya. Sıkıştırıyor ya. Onu biraz yukarı çek, evet. Yukarıda dursun o Tuna. Heh, tamam. Daha iyi. Aferin. Solumuzu kaldır. Azıcık daha Tuna. Evet, tam, şu an tam simetrik. Tricepse çok iyi duruyor ya. Dönerken biraz gidiyor ya. Daha bir şey yapabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Yumruk, yumruk yap bir daha Tuna. Yumruk da çok güzel ya. Bir şey hey guys. Yolun basıyorsun ya. Parmak mı? Parmak daha iyisin. Parmak değil mi? Bak bence de öyle duruyor. Arada böyle duracağım zaten. Parmak mı? Çünkü o zaman böyle hani illüzyon yani. Böyle sanki direkt V gösteriyorsun. Süper güzel. O aşağıdakini içe dikmiş şortuda. Hiçbir şey olmaz. Çok güzel poz. Müthiş güzel poz.